Evet sevgili arkadaşlar, Anadolu'da Moğol istilası. Şimdi Moğol tehlikesine karşı hangi önlemler alınıyor? Doğudaki şehirlerin surları tamir ediliyor. Yani Moğollar yıkmasın, savunma gücümüzü artıralım diye surlar tamir ediliyor. Yine İslam dünyasından askeri destek alabilmemiz için İslam halifesi ile ilişkiler yoğunlaştırılıyor. Onlar da bize tabi bu tehlike karşısında askeri birlikler gönderiyorlar. Tabi Harzem Şahların Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a yerleşmelerine müsaade ediliyor. Bu da tampon bölge olmak için. Tampon bölge dediğimiz nedir arkadaşlar? Şuradan yani mesela şurası şey olsun, Moğollar olsun, tamam, bak şu bölge Moğollar olsun. Şurası Anadolu Selçuklu Devleti olsun. Şuraya arkadaşlar Harzem Şahları yerleştiriyorlar ki ilk tehlike anında Harzem Şahlara saldırsın. O zamana kadar kim önlemini alsın? Türkiye Selçuklu Devleti önlemini alsın. Yani ilk saldırıyı karşılayacak bölgeye biz tampon bölge adını veriyoruz. Tabi Anadolu Selçuklu Devleti, Harzem Şahlar ve Eyyubi ittifakı kurulmaya çalışıldı. Üç devlet arasında Anadolu Selçuklu, Harzem Şah ve Eyyubi ittifakı Moğollara karşı kurulmaya çalışıldı. Moğol Hanı Ögeday ile de dostluk ilişkileri kurulmaya çalışıldı ama bunların hiçbiri Moğolların Anadolu'yu istila etmesini önleyemedi. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz Harzem Şahlarla iyi ilişkiler kuruyoruz. Celalettin Harzemşah Selçuklara ait Ahlat bölgesini tahrip etti. Yani buraya savaştı, burayı yıktı, etti vesaire. Bu da Türkiye Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında sıkıntı çıkmasına, ilişkilerin bozulmasına yol açıyor. Bu ilişkilerin bozulması sonucunda Erzincan yakınlarında Yassı Çemen Savaşı yapılıyor. Bu savaşı Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşadığı Alaaddin Keykubat 1230 yılında zaferle ayrılıyor. Bu savaşı kazanıyor. Bu savaş sonucunda arkadaşlar Harzem Şahlar kesin olarak yıkılıyor. Tarihe karışıyor 1231 yılında. Tabi bu savaş ile Anadolu Selçuklu Devleti her ne kadar gücünü gösterse de, askeri yeteneklerini gösterse de Moğolların Anadolu istilasını geciktiriyor bir süre. Bak bir süre geciktiriyor. Çünkü bakıyorlarken Anadolu Selçuklu Devleti güçlü. Tamam, iyi. Ama en önemlisi şu. Moğollar ile Türkiye Selçuklu arasında bir tampon bölge vardı. O tampon bölgeyi kim oluşturuyordu? Harzemşahlılar. Harzemşahlılar aradan kalktığı için direkt Moğollarla Anadolu Selçuklu komşu oluyor. Ve Moğollar Anadolu'da daha rahat ilerleme imkanı buluyor. Ve daha artık cesaretleniyor biraz daha. Evet arkadaşlar, en parlak dönemin yaşandığı Alaaddin Keykubat öldükten sonra Türkiye Selçuklu Devleti eski gücünü kaybediyor. Daha sonra tahta 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçiyor. Tabi Vezir Saadettin Köpek var. Diriliş Ertuğrul falan izlediğiniz için az çok bilirsiniz bunu. Bu babası kadar yetenekli değil arkadaşlar. Tabi Saadettin Köpek'in etkisinde kaldığı için Gıyasettin Keyhüsrev devletin artık iç işleyişi vesaire, yönetim falan gitgide kötüye gidiyor arkadaşlar. Şimdi Baba İshak ayaklanması var. Artık devlette bir boğulma var. Bir buhran dönemi var. Yönetim, idare falan sıkıntı. Ekonomi artık kötüye gidiyor. Sosyal hayat kötüye gidiyor. İnsanlar mutlu değil. Pat isyan. Baba İshak, ya diğer adıyla Baba Aylar isyanı arkadaşlar. 18. yüzyılda Asya'daki Moğol istilası tabii Türkmenleri sıkıntıya sokuyor ve oradaki Türkmenlerin Anadolu'ya göç etmesine neden oluyor arkadaşlar. Tabi Güneydoğu'ya yoğun bir nüfus hareketi, Afganlar gibi böyle baba Anadolu'ya böyle yoğunlaştığı için ne yapıyorlar arkadaşlar? Anadolu'da Türkmenler yer ve otlak bulma sıkıntısı çekiyor. Bölge halkının sosyal ve ekonomik sıkıntılarını değerlendiren Baba İshak isimli bir kişi isyanı başlatıyor arkadaşlar. Tabii kısa sürede yayılıyor çünkü orada otlak bulamayan, ekonomik sıkıntı çeken halkın da desteğini kazanıyor. Tabii Anadolu Selçuklu eski gücünü yitirdiği için isyanı 2 yılda ancak bastırabiliyor. Anadolu Selçukluların Yassı Çemen Savaşı'nı kazanmaları Baba İshak isyanının, işte bak, Anadolu'daki Selçukluların Yassı Çemen Savaşı'nı kazanmaları Moğolların Anadolu'ya gelişini geciktirmiş, fakat Baba İshak ayaklanmasının 2 yılda bastırılması Moğolları cesaretlendirmiştir arkadaşlar. Demişler tamam bunlar Yassı Çemen'de Harzem Şahları yıkmaya yıktı ama adamlar bir isyanı 2 yılda zar zor bastırabildi. O zaman şeyin sonu geldi. Türkiye Selçuklu'nun sonu geldi. İstila zamanı. Arkadaşlar Anadolu Selçukluların doğu sınırlarına dayanan Moğollar Baba İshak isyanından sonra yıpranan Türkiye Selçuklu'yu, Anadolu'yu istila etmeye karar verdiler. Ve Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında Köse Dağ Savaşı meydana geldi. Arkadaşlar bir kere bu savaşla artık Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara bağlı hale gelerek yıkılma sürecine girdiğini, Anadolu'da Moğolların hakimiyetinin başladığını söyleyebiliriz. Şimdi bu yine Köse Dağ Savaşı sonucunda Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni Krallığı'nın Selçuklu hakimiyetinden çıktığını, Anadolu'nun batı kısımlarının bağımsız Türk beylikleri kurulduğunu söyleyebiliriz. Bak Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1. Beylikler dönemi başlıyor. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra da 2. Türk Beylikleri dönemi başlıyor. Çünkü Anadolu'da siyasi birlik artık bozuluyor. Diğer taraftan Anadolu'da can ve mal güvenliğinin kalmadığını, birçok caminin, kütüphanenin, bilimsel birikimin, toplumsal düzenin Moğollar tarafından tarumar edildiğini, ticaretin artık durma noktasına geldiğini, alınan ağır vergilerin halkı çok zor durumda bıraktığını söyleyebiliriz bu savaş sonucunda. Tabii Moğolların baskısından kurtulmak isteyen Türkmenler Anadolu'nun batısına yoğunlaşıyor. Bu da Türk nüfusunun biraz daha batıda yoğunlaşmasına yol açıyor. Türk kültürü artık sadece doğuda değil, Moğol istilasından kaçmak isteyen Türkler batıya gidince batıda da yaygınlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Tabi merkezi otoritesini kaybeden Türkiye Selçuklu Devleti dağılma ve yıkılma sürecine giriyor Köse Dağ Savaşı ile. Köse Dağ Savaşı Anadolu Türkiye Selçuklu ile Moğollar arasında meydana geliyor. Türkiye Selçuklu yıkılma sürecine giriyor. Anadolu Moğollar tarafından istila ediliyor. Bilimsel hayat, ticari hayat, ekonomik hayat durma noktasına geliyor. Moğol istilasından kaçan Türkler batıya doğru gittiği için Türk kültürü batıya yayılıyor. En önemlisi Anadolu'da 2. Beylikler dönemi başladığı için Türk siyasi birliğinin de bozulduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, Anadolu'da 2. Beylikler dönemi, yine bunu da uzun uzadıya vermedim arkadaşlar. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da oluşan siyasi boşluktan faydalanan beylikler bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. 2. Beylikler döneminde arkadaşlar bu dönem yine 13. yüzyılın ikinci yarısından Karamanoğulların faaliyetleri başlıyor ve 17. yüzyılın başlarına yani Ramazanoğulları topraklarına Osmanlı Devleti dahil edilmesine kadar devam ediyor. Yani Karamanoğulları kuruluyor. En son Yavuz Sultan Selim döneminde Ramazanoğullarına son veriliyor. O döneme kadar devam ediyor 2. Beylikler dönemi. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beyliklere bakalım arkadaşlar. Karamanoğulları, Candaroğulları, Germiyanoğulları, Canikoğulları, Hamitoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Sarıhanoğulları, Eşrefoğulları, Teke Beyliği, Karesioğulları, Eretnalılar, Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları, Kadı Burhanettin Devleti gibi devletler kuruluyor arkadaşlar. Tabi 1249 Tabi arkadaşlar bu siyasi boşluktan faydalanan Osmanlı Devleti de yani Osman Bey önderliğinde bağımsızlığını ilan ediyor. Şimdi baktığımız zaman bir de Anadolu'daki 2. Beylikler dönemini harita üstünde görelim arkadaşlar. Bak birçok irili ufaklı devlet var. Şu an bu haritaya göre sadece şu yorum yapabiliriz. Anadolu'da farklı milletlerden devletler var. Trabzon Rum İmparatorluğu yine Bizans'ın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan birçok beylik var mı? Var. Bak Dulkadiroğulları, Eretna Devleti, Canikoğulları, Candaroğulları, Ahiler, Karamanoğulları, Hamitoğulları, Teke Beyliği, Germiyanoğulları, Osmanoğulları, Sarıhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Karesioğulları ve de Bizans İmparatorluğu. Burada Türk beyliği değil ama Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuştur bu haritaya göre. Yani bu yorum yapabiliriz. Evet, Anadolu'da mutasavvıflar arkadaşlar. Mutasavvıf, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, tasavvuf ilimiyle uğraşan, artık bunu gönlüne yazmış Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre'ler. Arkadaşlar şimdi Moğol baskısı Anadolu'da artmasıyla birlikte insanlarda böyle bir umutsuzluk, siyasi bozukluk, artık sosyal bozukluk, ekonomik bozukluklar, kargaşa, kaos ortaya çıkmış, huzur kalmamış kimsede. Tabii siyasi otoritenin bozulduğu, toplumsal huzurun kaçtığı bu dönemde halk, tasavvuf ehli manevi otoriteye sığınmaya başlamış. Allah aşkıyla yanıp tutuşan Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus Emre gibi alimlerin yanına gitmişlerdir arkadaşlar. Tabi Anadolu'da kurulan tarikatlar halk üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Hem Türk halkı hem de azınlıklar, yani Hristiyanlar üzerinde bir ciddi bir etkiye sahip. Tabi Mevlana, Celalettin Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi alimler açtıkları tekke ve zaviyeler arkadaşlar, din tarikatların küçüğüne tekke, büyüğüne zaviye adını veriyoruz. Kurdukları vakıflarla geniş halk kitleleri üzerinde etkili olmaya başlıyorlar. Anadolu'da Moğol baskısının, Moğol istilasının arttığı dönemde sosyal huzurun sağlanmasında Mevlevilik çok önemli bir yer oluşturmuştur arkadaşlar Mevlana liderliğinde. 13. yüzyılın sonlarında Konya'da Mevlana'dan sonra oğlu Sultan Veled teşkilatlandırmıştır. Yani Mevlevilik anlayışı Mevlana tarafından kuruluyor. Sonra oğlu Sultan Veled tarafından teşkilatlandırılıp devam ediliyor. Şimdi bunun önemi ne arkadaşlar? Yani biz niye buna önem veriyoruz? Şimdi burada hoşgörü var. Bak, sadece ne olursan ol gel demiyor mu Mevlana? Diyor Hristiyansan da, hırsızsan da, sarhoşsan da gel diyor. Yani bu bir hoşgörü anlayışıdır. Bu hoşgörüyü gören halk, Hristiyanlar İslamiyet tercih etmeye başlıyor. Bu da Anadolu'nun Müslümanlaşmasına yol açıyor. Moğol baskısından artık bunalmışsın, ağlıyorsun, eşini, ananı, babanı kaybettin. Bu tarikata gidiyorsun. Sosyal huzura, yani manevi huzura kavuşuyorsun. Bu da dediğim gibi toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmasında oldukça etkilidir arkadaşlar. Tabi sadece Anadolu'da sınırlı kalmamış, Bağdat'tan Rumeli'ye kadar geniş bir alanı etkisine almıştır Mevlevilik arkadaşlar, Mevlevilik anlayışı. Şimdi Horasan bölgesi, Büyük Selçuklu'nun Gaznelilerle savaşına tanıklık eden Horasan bölgesi, Nişabur şehrinden doğup yetişen ve daha sonra Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da Suca, Karahöy'e yerleşmiştir. Burada Bektaşilik tarikatını kurmuştur. Bektaşilik anlayışını oluşturmuştur. 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren arkadaşlar. Daha sonra işte Kırşehir, Ankara, Kırşehir, Konya, Kayseri gibi Anadolu'nun kültür merkezleri aynı zamanda Bektaşiliğin de ilk merkezlerini oluşturmuşlardır. Mantık aynı aslında. Tabi burada Anadolu'nun hem Türkleşmesinde hem İslamlaşmasında yine tıpkı Mevlana'da olduğu gibi Hacı Bektaş Veli de etkili. Bunlar ortaya koymuş oldukları tasavvuf ilmi, hoşgörü anlayışıyla günümüze kadar geniş toplumlar üzerinde etki bırakmışlardır. Yine arkadaşlar milli ve İslami değerleri birlikte yansıtan şiirleriyle Yunus Emre 13. yüzyılın karışıklıkları içerisinde Anadolu'nun insanlığında hayranlık uyandırmıştır arkadaşlar. Dediğim gibi şey, sadece maddi konulara takılan, sadece siyasi faaliyetlere takılan, toplumsal huzurun bozulmasıyla hem Hristiyan halk hem Türk halkı Moğol istilasına karşı biraz daha Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi, Mevlana gibi ellerinden artık bir şey gelmedikleri için onların hoşgörüsüne, inancına, tasavvuf ilmine, tarikatlarına sığınıyorlar arkadaşlar. Tabi biz şunu da söyleyebiliriz. Yunus Emre ile birlikte Anadolu'da Türkçe, Türk edebiyatı ve tasavvufu, Türk şiiri oldukça gelişmiş. 14. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Ya sadece bu kişilerin arkadaşlar hani tasavvuf ilmiyle uğraştığını söylemeyiz. Birçok edebi metin bıraktığını, mesela Mevlana'nın Mesnevisi, okusan ağlarsın. Tabi açık gözle, yani düz okumadan bahsetmiyorum. Türkçe, Türk edebiyatı ve tasavvufu Türk şiirinin Yunus Emre tarafından zirveye ulaştığını söyleyebiliriz. Ya özetle Moğol istilasına karşı Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre gibi tasavvuf mutasavvıfların, gönül insanlarının, halkın biraz daha rahatlamasına, ondan sonra toplumsal huzurun sağlanmasına etki ettiğini söyleyebiliriz. Hatta bazı kaynaklarda Moğol hükümdarıyla Mevlana'nın görüşüp daha sonra bazı istilalardan vazgeçtiği de söylenir arkadaşlar. Bir tane kaynakta okumuştum ben kendim. Onun için bu da önemli. Arkadaşlar konumuz bundan ibaret. Umarım anlamışsınızdır. Açıklama kısmında Instagram hesabım var. Takip edebilirsiniz. Konularım devamı gelecek. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize İyi bakın.